Merhabalar sevgili izleyiciler. Sektörün beklenen buluşma noktası olan Marble İzmir Fuarı 27. kez kapılarını dünyaya açtı. 4 gün süren fuardan sonra son değerlendirmeleri almak üzere Sayın Canan Karaosmanoğlu alıcı ile birlikteyiz. Son fuar değerlendirmelerini kendisinden alacağız. Canan Hanım hoş geldiniz. Siz de Fuar İzmir'e, Marble Fuarımıza hoş geldiniz Zeliha Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hemen kısa keseceğim çünkü çok yoğunsunuz. Fuarımızı kapattık ve fuardan sonra fuarın son değerlendirmelerini sizden almak ve dinlemek istiyoruz. Sektörümüzle paylaşmak istiyoruz. Evet, şu an itibariyle 27. Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarımızın sonuna geldik. 4 günlük gerçekten baş döndürücü hızla geçen bir fuarımız oldu. Katılım oldukça iyiydi. Ziyaretçimiz de oldukça iyiydi. Etkinliklerimiz de dolu doluydu. Tahmin ediyoruz ki sektörümüze, memleketimize, İzmir'imize güzel bir etki bırakacak fuarımız. Peki fuara katılan katılımcılarımızın sayısı ve ziyaretçilerimizin sayısını herhalde son olarak bir değerlendirmeleri evet. Yapılmıştır. Bunlar hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi fuarımızın son yarım saatindeyiz. Standlarımız toplanmaya başladı. Malum Ramazan'ın da ilk günü herkesin evet. Buradan hayırlı Ramazanlar da diliyorum. Evet. Fuarımızda 1015 katılımcımız var. Alanımızda 1 metrekare bile yerimiz kalmadı. Sektörümüzün fuarımıza teveccühü çok yüksekti. Bu da bizi çok memnun etti. Biz de layık olmaya gayret ettik. Dolayısıyla çok iyi bir ziyaretçi çalışması yaptık. Bu ziyaretçi çalışmamız aynı zamanda birliklerimiz de bize çok destek oldular. Bunlar İMİP, EİB, BAYİP, DENİP ve tabii ki de fuarımızın partneri olan TÜMMER. Ben değerli başkanlarımıza ve bu kurumlardaki çalışma arkadaşlarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Yaptığımız hosted buyer çalışması ve alım heyetleri çalışması sonrasında toplamda bizim tespit ettiğimiz 145 ülkeden 70 bin üzerinde ziyaretçimiz harika, fuardan harika. Ticarete katkı sundu. Böylelikle umuyoruz ki iyi sözleşmeler çıktı. İyi siparişler çıktı. Umuyoruz ki ihracatımız büyüyecek. Peki bu ülkeleri saymamız gerekirse kaç ülkemiz vardı fuarımıza gezen? 145 ülkemiz vardı. Orta Doğu'dan vardı, Afrika'dan vardı, Avrupa'dan vardı, Amerika'dan bütün kıtalardan müşterilerimiz vardı. Hindistan'dan özel bir çalışma yaptık. Hindistan'dan bir alım heyetimiz vardı. Onun dışında yine Azerbaycan'dan tutun da Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Hatta çok enteresan, çok küçük ülkelerden bile katılımcılar geldi. Çok iyi. Zimbabwe'den katılımcımız vardı. Meksika'dan ziyaretçimiz vardı, satın alma heyeti vardı. Macaristan'dan, tabii İran'dan. Nasıl diyeyim size, Kamboçya, Hong Kong, Etiyopya, Filistin, Fransa, yani Gabon. Galiba, evet, Sahra galiba. Altı, Afrika ülkelerinden tutun da Orta Amerika ülkelerine kadar gelen oldu. 145 ülke ciddi bir rakam. Bu da fuarımızın dünyada ne kadar güçlü olduğunu, Türk Doğaltaşı'nın ve bu sektördeki makinasının da ne kadar rağbet gördüğünü de gösteren bir işaret. Ne kadar güzel. Rakamlar her şeyi gösteriyor. Evet. Ülkeler her şeyi gösteriyor. Fuarın ne kadar ciddi olduğu ve ne kadar dünyada bilindiğinin göstergesi ve çizelgesidir bunların hepsi. Peki Canan Hanımcığım, geçmişte daha doğrusu önümüzde bir Çin Şamen Fuarı vardı. Bu fuar ertelendi biliyorsunuz. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Evet, Şamen Fuarı zaten 2 senedir de yapılamıyordu. Pandemiden evet. Dolayı bildiğiniz gibi Çin evet. Tam bir kapatmaya girdi. Biz o cesareti gösterip mesela Ağustos ayında geçtiğimiz sene fuarımızın kapılarını açmıştık. Çok ciddi de bir verim almıştı katılımcı firmalarımız. Şamen'in ertelenmesi bizim için de açıkçası sürpriz olmadı. Çünkü yapsalar bile yerel bir fuar yapacakları konusunda duyumlarımız vardı. Tabii ertelenmenin duyurulması süreci biraz daha erken olsaydı bu fuarımız daha da canlı geçebilirdi diye düşünüyorum. Ama dert değil. Biz hiçbir fuar, hiçbir ticari mecrayı kendi fuarımızda rakip olarak görmüyoruz. Hep kendimizin daha iyisini yapmak gayretindeyiz. Türk taşına değer katmak gayretindeyiz. Evet. Şamen tahmin ediyorum yeni bir tarih de açıklamadı. Evet, açıklamadı. Umarız ki o fuar da olur. Evet. Ve özellikle blok sektörümüzde Çin önemli bir alıcı. Ve yine bizim blok ticareti yapan şirketlerimiz o fuardan da ticari kazanımlar tabii elde ederler. Bizim çünkü derdimiz evet. Memleketin ihracatı. Tabii diyorsun. Ülkemizdeki gelişecek olan ihracata verilecek olan katma değerlerdir diyoruz yani. Peki önümüzde Marble 2023 fuarımızın tarihi de belli oldu. Bu konuda neler söyleyelim sektörümüze, neler duyuralım? Marble 2023 fuarımızın tarihi belli oldu. Bunu da sektör başkanlarımız istişare ederek uygun tarihi Ramazan ayına ve evet, bayrama göre de konumlandırarak ve özellikle ocaklardaki kış koşullarının da kalkması gerektiği için
çok Mart ayı başına da çekmeden biz bunu 26-29 Nisan olarak belirledik. Bence güzel bir hazırlık sürecimiz var, 13 aylık. Evet, evet, evet. Bazı çalışmaları şimdiden başladık diye. Tabii şu anda yani. Bu fuarımızın bitmesiyle beraber zaten yeni fuarın ekibimiz başladı. Yeni fuar için çalışmaya başlayacak. Çok doğru. Desenize bir dahaki fuarlarımızı artık yazın yapacağız. Çünkü her defasında sektör şunu söylüyordu. Diyordu biz ne zaman, hangi bir gün İzmir'in güneşini yaşayacağız diye. 26-29 Nisan güzel olacak. Hadi inşallah diyelim o zaman. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Sektörümüze verecek olduğunuz mesajlarınız var mı? Değerlendirmeleriniz noktasında bugün biliyorsunuz son olarak firmalarımızı gezdiniz. Konuştunuz kendileriyle. Neler söylemek istersiniz bu konuda? İSFAŞ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sektörümüze burada bir güzel bir ev sahipliği yaptığımızı, layıkıyla operasyonu yerine getirdiğimizi umuyoruz. Bir sonraki mermer fuarımızda daha fazla yeni müşteri vaat ediyoruz. Tabii katılım açısından daha fazla yerimiz yok maalesef ama yaptığımız çalışmalar var, planladığımız çalışmalar var. Belki yeni hollerimizle ilgili yakın zamanda atmayı arzu ettiğimiz adımlar var. Bunlar da gerçekleşirse... Paylaşırsınız bizim. Tabii ki, tabii ki. Sektörde. Tamamdır o zaman. Peki o zaman. Sevgili izleyiciler, Canan Karaosmanoğlu Alıcı ile birlikteydik bugün. 27. Marble İzmir Fuarı'nı kapatmış bulunmaktayız. Önümüzdeki 2023 için tekrar hazırlıklarımız başlamıştır. Bu saatten sonra da artık gelişmesi için ekip tam hız ve tam gayretle çalışmaya devam ediyor.